Her şey böyle başlamıştı. Koronavirüsle hayatımıza önce maske, sonra mesafe girdi. Salgından kurtuluş içinse aşılar tüm dünyaya umut oldu. Bazı ülkeler klinik denemeler dahi tamamlanmadan milyonlarca doz aşı satın aldı. 450 milyon nüfusu 27 Avrupa Birliği ülkesi de aşı için 4.2 milyar dozluk bir anlaşmaya imza attı. 1.8 milyar euroluk anlaşmanın üzerine Avrupa Birliği aşı milliyetçiliği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Çünkü nüfusun çok üstünde bir aşı anlaşması yapılmıştı. Avrupa'daki herkes 5 kere aşı olsa bile dozların sadece yarısı bitiyordu. Ki öyle de oldu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel suçlamaları reddetti. Diğer gelişmiş ülkelere aşı ihraç edilmesini önlemek istedik dedi. İlerleyen aylarda ise anlaşmanın WhatsApp üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Mesajların içeriğinin açıklanması istendi ancak cevap olarak mesajlar yanlışlıkla silindi denildi. Sonuç şaşırtmadı. Avrupa Birliği'nin stokladığı aşıların büyük bir kısmı elinde kaldı. Salgın sonlandı, aşı ihtiyacı azaldı. Henüz teslim edilmeyen aşılar için para iadesi talep edildi ancak Pfizer bu talebi reddetti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aşı anlaşmalarında kötü yönetimi gerekçesiyle dava edildi. Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan vekiller de paranın önden ödenmesini Avrupa tarihinin en büyük yolsuzluğu olarak nitelendirdi ve von der Leyen'in istifasını istedi. Şu anda süreç türlü iddialarla devam ediyor. Yani Avrupa'nın stoklayıp kullanmadığı aşılar kendini vurdu. Elde kalan aşıların yol açtığı kriz nasıl çözülecek hep birlikte göreceğiz.